Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, biri ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza D750 Karayolu Pozantı Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yaşar Kılınç idaresindeki otomobil HK yönetimindeki kamyona çarptı. ÜÇ idaresindeki tır ise kamyonla çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç ile eşi Vesile Kılınç, kızı Ebru Kılınç hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocukları Eymen ve Ekim Kılınç ile tır sürücüsü ÜÇ ve tırda bulunan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den bilgi aldı. Kaza yerinde açıklama yapan Vali Cahit Çelik, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi. Ulukışla arası Darboğaz mevkinde 3 tane aracın karıştığı çok taraflı ölümlü ve yaralanmalı bir trafik kazamız meydana geldi. Trafik kazasında maalesef Darboğaz köyümüzden 3 tane vatandaşımız aynı aileden hayatlarını kaybettiler. Mehmet Yaşar Kılınç, Vesile Kılınç ve Ebru Kılınç. Aynı zamanda 4 tane de yaralı vatandaşımız var. Olayın ilk andan itibaren hemen olay yerine jandarma, emniyet, sağlık ve AFAD ekiplerini yönlendirdik. Yaralı vatandaşlarımız şu an hastanede. 2 tane yaralımızın durumu ağır. Diğer yaralarımızın durumu iyi. Belki onları biraz daha ağır yaralı olan vatandaşlarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır cemil diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Yolda 23.40'tan beri yaklaşık bir 2 saattir trafiğe kapalı. Trafik akışını Pozantı üzerinden de Beyoğlu üzerinden otobana vererek sağlıyoruz.